İyi akşamlar. Analizle karşınızdayız. Haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul'daki fiyatlamalar ve piyasalardaki gelişmeleri anlatacağız. Her zaman olduğu gibi taç ekrana gidelim ve bugün ana endekslerimizdeki kapanışa biraz daha yakından bakalım. BIST 100 endeksi 2022'ye yükselişle başladı. Aralıksız 5 gündür değer kazancı var ve bugün de haftayı 2033 puanda tamamladığını görüyoruz, %1.28. Ama bugün tabii asıl hareket bankalardaydı diyebiliriz. Bankacılık endeksi 1691 puanda günü noktaladı ve %3.65 değer kazandı. Gün içi grafikten de anlaşılacağı üzere günün en yüksek seviyesinde kapandığını gördük. Bugün özellikle yapı kredi hissesinde yoğun alımlar vardı. Bankacılık endeksi de bu haftanın en iyi hareketini gösterdi diyebiliriz. 1691 puanda günü noktalayarak. Sınav endeks tarafı ise bugün bankalara göre biraz daha zayıf kaldı ama %0.75'lik yükselişle bugünü noktaladı. Geçtiğimiz günlerde tabii daha yüksek bir performansı vardı ama haftanın son işlem günü sadece %0.7 prim yaptı. Özellikle de burada demir-çelik tarafı, Kardemir hareketiyle dikkat çekti bugün. Kardemir hissesinde %10'a yakın prim vardı. Onun haricinde Petkim ve Tüpraş da yine bu hafta sınav endekste dikkat çeken hisseler oldu. Şimdi hisselere geçmeden önce Viyopotus kontratındaki de son duruma bakalım. Akşam seansında pozitif bir görüntü var şu an. Şubat vade BIST 30 endeksinde 2369 puanda ve günün en yüksek seviyesini de akşam seansında test etti. 2370 puanla. Yani akşam seansında da vadeli tarafta alıcılı işlemler devam ediyor. Hala risk iştahının pozitif olduğunu, yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi hisse bazında hareketlere de bakalım. En çok yükselen ve düşen şirketlere bakacağız bugün BIST 100 endeksinde. Bugün en çok Erbosan ve Kardemir dikkat çekti ki az evvel sınav endeks içinde dikkat çeken hisselerden bahsederken Kardemir'i söylemiştim. Bugün %9,5 değer kazandı Kardemir D grubu hissesi. Erbosan boru sanayinde ise %10'a yakın prim takip edildi. Onun haricinde bilişim ve yazılım sektöründen indeks bilgisayar %7'ye yakın yükseldi. Yapı Kredi bugün bankacılık endeksinde dikkat çeken şirketti %6.3 ile BİM tarafında da %5.4'lük kazanç takip edildi. En çok değer kaybedenlere de bakalım. Logo yazılım ilk sırada %3.3, Anadolu Efes %3'e yakın düştü. Enka İnşaat %1.88, Aksa Akrilik %1.73 ve RTL Laboratuvarları da bugün %1.7 düşerek hem borsadan negatif ayrıştı hem de en çok düşen ilk 5 şirketi oluşturdu diyebiliriz. Fiyatlamaları detaylı incelemeye devam edeceğiz ama onun öncesinde özellikle son dönemde yapılan zamlar, emekli maaşındaki iyileştirmeler gibi belli başlı durumların özellikle kamu maliyesine etkisini de içeren etkin maliyet analizi yapıldı. Özellikle ilave zamların ve doğalgazdaki kademeli tarife artışının kamu maliyesinde ne gibi etkilere yol açabileceğini şimdi haberde izleyelim. Hemen her kesimden milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni ekonomi paketinin meclis görüşmeleri başladı. Kanun teklifinin meclis plan ve bütçe görüşmeleri sırasında teklifte yer alan 18 maddenin sonuçlarını içeren etki analizi de komisyona sunuldu. Etki analizine göre 1.265.000 kişiyi ilgilendiren en düşük emekli maaşının 2.500 liraya çıkarılmasının yıllık maliyeti 3,5 milyar lira olacak. Memurlara verilecek ilave %2,5'lik zamın maliyeti ise yıllık 13,7 milyar lira olarak hesaplandı. Bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısının %25'ten %30'a çıkarılması düzenlemesinden 13,2 milyon kişinin yararlanması, 5 yılda fon birikimine 138 milyar lira katkı yapması, uygulamanın bütçeye yıllık 2,7 milyar lira gider yönlü etki etmesi bekleniyor. Yine kanun teklifiyle getirilen BES'te avans uygulamasındansa 7 milyon kişinin yararlanabileceği, herhangi bir gider etkisinin olmayacağı, hatta sistemin daha cazip hale gelmesiyle 5 yılda fonda 52 milyar lira artış sağlayacağı ifade ediliyor. Teklife göre 45 yaşını dolduranlar da otomatik katılım sistemine istemeleri halinde katılabilecek. Etki analizine göre bu imkandan 3,7 milyon çalışan faydalanabilecek. 5 yılda fon birikimine katkısının 51 milyar lira, bütçeye gider etkisinin ise yıllık 1,5 milyon lirayla 7,9 milyon lira arasında olması bekleniyor.
Elektrikte olduğu gibi doğalgazda da kademeli tarifeye geçilecek. Yapılan hesaplamaya göre bu sayede yıllık doğalgaz tüketiminin %15 tasarruf sağlanarak 2,5 milyar metreküp azalması öngörülüyor. Öte yandan teklifle Cumhurbaşkanı'na fiyat farkı kararnamesi çıkarma yetkisi veriliyor. Mevcut sözleşmeler üzerinden yapılan hesaplamaya göre söz konusu kararnamenin bütçeye ilave maliyeti 10,5 milyar lira olacak. İhracatçı ve imalat sanayi firmalarına kurumlar vergisi indiriminin maliyeti 1,77 milyar lira, girişim sermayesi yatırım fonlarının kar paylarına getirilen kurumlar vergi istisnasının maliyeti ise 12,8 milyar lira olacak. Şimdi bugün BIST 100 endeksine puan katkısı açısından öne çıkan hisselere bakacağız. Bugün endekse en pozitif katkı veren ilk 5 hisseye baktığımızda BİM, Akbank, Kardemir, Ereğli ve Yapı Kredi dikkat çekti. Burada sanayi sektöründen Kardemir ve Ereğli'nin yani demir çeliğin endeksi yukarı çeken tarafta yer aldığını gördük. Bankalar tarafında ise Akbank ve Yapı Kredi bugün endeksi yukarı taşıdı. Perakende ticaretten BİM hissesi bütün bir hafta olduğu gibi bugün de yine endeksi olumlu etkiledi. Bugün BİM tek başına 5,5 puan katkı verdi BIST 100 endeksinin yukarı yönlü hareketine. Endeksteki yükselişi sınırlayan ilk 5'e baktığımızda ise Türksel, Enka İnşaat, Anadolu Efes, Ford Otosan ve Logo Yazılım hisselerini görüyoruz. Bu 5 hisse bugün düştü ve endeksin yukarı hareketini sınırlayan hisseler arasına girdi. Bugün işlem hacminde ise artış var. Dün 32,7 milyar TL'ydi dünkü işlem hacmi. Bugün BIST 100'deki 100 hissede toplam 35 milyar TL'lik işlem hacmi gerçekleşti. Ve özellikle yıl başından itibaren hacimlerin yeniden toparlanmaya girdiğini görüyoruz. Aslında hala aylık ortalamanın altındayız. Son bir ayın ortalaması 38,7 milyar TL fakat hafta başından beri bir toparlanma var yeniden işlem hacimleri tarafında. Günün hacim liderleri arasında ise baktığımızda Garanti, Ereğli, Türk Hava Yolları, Kardemir ve Yapı Kredi hisseleri girdi. Tabii en dikkat çeken tarafta Kardemir hissesi var. Çünkü bugün %9,5 değer kazandı. İşlem hacmi ise 2,8 milyar TL ile 4. sırada yer aldı. Onun haricinde bir diğer demir çelik şirketi Ereğli de bugün yükselen taraftaydı ve hacim açısından ikinci sırada yer aldı. Lider tarafta ise Garanti'yi görüyoruz. Bugün %2,3 değer kazandı Garanti ve bankacılık endeksinin %3'ün üzerinde performans göstermesinde bugün en etkili hisselerden biri şüphesiz Garanti oldu diyebiliriz. 4,5 milyarlık da işlem hacmi vardı Garanti'de. Ama bugünün en dikkat çeken banka hissesi Yapı Kredi aslında. Çünkü %6,3 yükseldi. İşlem hacmi açısındansa yaklaşık 2 milyar TL ile bugün 4. sırada yer aldı diyebiliriz. Türk Hava Yolları ise bugün 3. sırada. Dün liderdi. Dün pay piyasasında en yüksek işlem hacmi Türk Hava Yolları hissesindeydi. Ama bugün 2,9 milyarlık işlem hacmiyle 3. sırada yer aldı. Ve yine bugün de %0,3 değer kazandığını gördük Türk Hava Yolları hissesinin. Tabii bu açıdan bakıldığında Türk Hava Yolları sadece bugün %0,3 ama hafta başından beri baktığımızda en çok yükselen hisseler arasında ikinci sırada şu anda %24,58. Bu hafta başından itibaren en çok yükselen ilk 5'e baktığımızda Türk Hava Yolları ikinci sırada. İlk sırada ise Kardemir var. %25,8 değer kazandı bu hafta. Özellikle sanayi endeksi içinde de en dikkat çeken hisselerden biriydi Kardemir bu hafta ve BIST 100'de en çok yükselen hisse senedi oldu. Üçüncü sırada Petkim var. Petkim de bu hafta %21 değer kazandı. Petrokimya sektörü için de oldukça iyi başladı 2022 ve Petkim bu hafta adeta rally yaptı diyebiliriz. Tüpraş yine petrokimya sektöründen bir şirket. %21 yine değer kazandı. Bu hafta yine hareketiyle dikkat çeken şirketlerden biriydi. İndeks Bilgisayar da özellikle bugünkü yükselişiyle de beraber bu haftanın en değer kazanan şirketlerinden biri oldu. İndeks bu hafta 5 günde toplam %20,48'lik bir değer kazancına imza attı. Bu süre zarfında BIST 100 endeksi ise %9,46 yükseldi. Yani BIST 100 endeksinin yıla %9,46'lık yükselişle bu hafta başlangıç yaptığını söyleyebiliriz. Hisse piyasası için 2022 iyi başladı ve bu haftanın en çok yükselen ilk 5'i ise Kardemir, Türk Hava Yolları, Petkim,
Tüpraş ve Endeks olarak sıralandı diyebiliriz. Bu haftanın öne çıkan sektör endekslerine de bakalım. Bu hafta en çok ulaştırma yükseldi ki içindeki hava yolu hisseleri buna sebep verdi diyebiliriz. Özellikle Türk Hava Yolları, Pegasus ve TAV en çok değer kazanan hisseler oldu ulaştırma endeksinde ve ulaştırma bu hafta %22'ye yakın yükseldi. Onun haricinde BİM ve Migros'un yükselişi ticaret endeksini yukarı çekti. Perakende tarafı için iyi bir hafta oldu. %13,8'lik prim. Spor endeksi de yükseldi. Bu hafta spor hisseleri primliydi. Onun yanı sıra Tüpraş ve Petkim etkisiyle kimya, petrol, plastik endeksinin bu hafta %10,4 kazandırdığını gördük. Holding endeksi ise bu hafta %9,8 yükseldi. En çok düşen sektörlere baktığımızda ise aslında bu hafta geçtiğimiz haftaya göre düşüş kaydeden sadece 4 tane sektör endeksi var. Orada da aracı kurumlar, sigorta, KOBİ Sanayi ve Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarını görüyoruz. Tabii özellikle en sert kayıp da aracı kurumlarda yaşandı. Burada endeks içindeki İş Yatırım Menkul Değerler hissesindeki düşüş aracı kurumlar endeksini de bu hafta %4,5 aşağı çekti diyebiliriz. Şimdi Merkez Bankası'nın döviz tarafına müdahaleleriyle ilgili bir haberle devam edeceğiz. Malum son dönemde döviz tarafındaki oynaklığı sınırlandırmak için Merkez Bankası piyasaya döviz satışı yapmıştı. Son olarak 17 Aralık'ta da toplam 2,1 milyar dolarlık bir müdahalede bulunmuş Merkez Bankası. İzleyelim. Merkez Bankası Aralık ayında yaptığı 5 müdahale ile 7,28 milyar dolarlık döviz satışı yaptı. 1 Aralık'ta 844 milyon dolar, 3 Aralık'ta 504 milyon dolar, 10 Aralık'ta 687 milyon dolar döviz satışı yapan Merkez Bankası, 17 Aralık tarihinde yaptığı 5. doğrudan müdahalesinde döviz satım tutarının 2 milyar 123 milyon dolar olduğunu açıkladı. Böylece Aralık ayında yapılan 5 müdahalede toplam satış 7 milyar 278 milyon dolar oldu. Merkez Bankası yaptığı tüm müdahaleleri döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir açıklamasıyla duyurmuştu. Şimdi küresel borsa endekslerindeki duruma da bakalım. Özellikle Fed'in 14-15 Aralık'taki FOMC toplantısına ilişkin tutanaklardan sonra küresel borsalarda risk iştahı düşmeye başladı ve bugün özellikle ABD tarafında şu an hala düşük bir risk iştahı var. Özellikle Nasdaq'ta %1'e yakın kayıp görüyoruz ki bugün ABD'de Aralık ayına ilişkin iş gücü piyasası verileri de açıklandı ve o verilere baktığımızda tarımsal istihdamın beklenti altında kaldığını görüyoruz. Fakat işsizlik %3,9'a düşmüş ve ortalama saatlik kazançların da yıllık %4,7 gibi oldukça yüksek bir oranda arttığını görüyoruz. Beklentinin üzerinde bir rakam geldi saatlik kazançlarda ve bu veriler sonrası ABD tahvil faizleri yükseldi. Hisse piyasalarına baktığımızda da şu an Dow Jones Sanayi Endeksi haricinde negatif bir yön var S&P 500 ve Nasdaq'ta. Dow Jones ise şu an %0,27 pozitif. Güney Amerika'da ise bugün yükseliş var. Arjantin'de Merval ve Brezilya'da Bovespa haftanın son işlem gününde yükselişte. Avrupa'ya gelecek olursak Londra hariç yön aşağıydı Avrupa'da. Bugün Euro bölgesinden Aralık ayı enflasyon verileri takip edildi ki orada %5 ile rekor bir seviye görüldü. Ve enflasyon verileri gölgesinde DAX'ın %0,6 düştüğünü gördük Frankfurt'ta. Paris ve Madrid'de de hisse piyasaları bugün düştü. Asya tarafına gelecek olursak karışık bir tablo vardı. Japonya ve Çin'de hisse piyasaları bugün zayıftı. Ama onun haricinde Hong Kong, Hindistan ve Güney Kore'de yön yukarıydı. En çok da Hang Seng Endeksi bugün prim yaptı. %1,7'lik yükselişle beraber. Tabii bugünün önemli makro verilerinden bahsederken az evvel Euro bölgesindeki enflasyondan bahsetmiştim ki %5 olarak gerçekleşti Euro bölgesinde 2021 yıl sonu enflasyonu. Şimdi detaylarını izleyelim. Euro bölgesinde enflasyon Aralık'ta yeni bir rekor daha kırdı. Enflasyon Aralık'ta Avrupa Merkez Bankası'nın yükselişin geçici olduğu görüşünün aksine artışını yine sürdürdü, rekor tazeledi. Tüketici fiyatları Aralık'ta yıllık bazda %5 arttı. Önceki ay enflasyon %4,9 artarak rekor düzeye ulaşmıştı.
Aralık'ta ise uzmanların da %4,8'lik tahmininin üzerine çıktı, %5'e ulaştı. Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat, Euro bölgesinde Aralık ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında en yüksek yıllık enflasyon %26 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi %3,2 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, %2,9 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve %2,4 ile hizmetler izledi. Enflasyon Aralık ayında Almanya'da %5,7, Fransa'da %3,4, İspanya'da %6,7, İtalya'da %4,2, Hollanda'da %6,4, Belçika'da %6,5, Litvanya'da %10,7 ve Estonya'da %12 seviyesinde ölçüldü. Böylece Euro bölgesinde yıllık enflasyon Aralık'ta verilerin toplanmaya başladığı 1992 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Euro bölgesinde sürekli yükselmeye devam eden doğal gaz fiyatları sıkıntıya yol açıyor. Bu artışlarsa enerjiye bağlı sektörlerde üretimi baskılıyor. Omikron varyantının da fiyatları yükselteceği endişeleri körükleniyor. ECB Başkanı Christine Lagarde geçen ay enflasyonun bir süre daha yüksek seyredeceğini, daha sonra ise %2'lik hedefe ulaşılacağını vurgulamıştı. Lagarde, fiyat artışıyla mücadelede en doğru tepkinin faiz artışı olmayacağını da ifade etmişti. Şimdi tahvil tarafındaki fiyatlamaya da bakalım. Bugün ABD'de tarım istihdam günüydü ve veriler sonrasında tahvil faizi yükselişe geçti. Bugün gün içinde %1,8'i de test etti. Geçtiğimiz yıl Mart ayından beri en yüksek seviyelerde şu an 10 yıllık tahvil faizi. Ve son bir yıllık grafiğe bakıyoruz. Son günlerde özellikle de bu yılın başından itibaren, yani pazartesi gününden itibaren çok sert bir yukarı hareket başlattı. Önce hafta içinde FOMC tutanakları, bugün de istihdam, işsizlik ve saatlik kazançlar verilerinden sonra tahvillerde satış baskısının devam ettiğini ve faizlerin yükselişini sürdürdüğünü izledik. Altın cephesi nasıl bir hareket gösteriyor, oraya da bakalım. Bugün altın için de kritik bir gündü. Çünkü bir süredir zaten burada Fed baskısı var fiyatlamalarda. Ve an itibariyle 1796 dolarda görüyoruz. %0,47'lik bir yükseliş var. Gün içi grafiğine de bakalım. Özellikle tarım iş istihdamın açıklandığı saat 16.30 itibariyle önce aşağı yönlü bir hareket vardı. 1783 dolar civarı, sonra yükselişe geçti. 1798'i de test etti akşam saatlerinde. Şu an 1796 dolarda işlemler devam ediyor. Altın tarafında peki Fed'in özellikle hafta içinde tutanaklarından çıkan şahin mesajlar küresel borsalar için nasıl bir anlam ifade ediyor? Önümüzdeki günlerde fiyatlamalar nasıl etkilenebilir? Platon Danışmanlık Stratejisti Hakan Özeroğlu yorumladı. İzleyelim. Bu kadar çok dolar basarak Amerikan dolarının değer kaybetmesi ihtimali gündeme geldiği için Avrupa Merkez Bankası da para basıyor. Yani yeryüzündeki tüm merkez bankaları para basıyor. İşte havalı isimleri var değil mi? Bazen diyoruz ki tahvil alım programı, bazen efendim parasal gevşeme falan. Netice itibariyle 2008 sonrasında yani mortgage krizinin devamındaki o parasal genişlemenin tam geriye döndürülmesi gündeme gelmişken tabiri caizse yaklaşık olarak pandemiyle karşılaşıldı. O süreç orada durduruldu ve tekrar bütün büyük merkez bankaları para basmaya başladı. Şimdi bunun sebebi ne? Efendim kriz var. Peki kriz var diye para basıyorsunuz, insanların cebine para koyuyorsunuz, bankaların cebine para koyuyorsunuz. Arkasından gelinen nokta şu: Amerika diyor ki ya galiba bitmiş bu iş. Hatta enflasyon belası geldi. Hatta işsizlikte biz tekrar pandemi öncesi seviyeyi yakaladık. Hatta işsizlik maaşı başvurularında işte tarihin bilmem en iyi rakamlarından biriyle karşı karşıyayız. Böyle bir ortamda Avrupa'dan, ne bileyim işte Almanya'dan mesela 30 yılında en yüksek enflasyonu gelmeye başladı. Ya da fiyatlar artıyor. Ya da efendim tekrar iş gücü eski seviyesine geldi filan. Şimdi bu tip haberler elbette gelecekti. Ama Fed bundan birkaç ay önce bunun daha orta vadede olacağı sinyalini vermişti. Yani yavaş yavaş işte efendim azaltacağız da her sefer 15 milyar dolar filan diye başladı. Sonra hızlı bir şekilde hem enflasyonun geçici olmayabileceği, hem de aslında ekonominin o tahmin edilen hızdan daha hızlı bir şekilde kendini toparladığı ortaya çıkınca Fed birdenbire tutanaklar aracılığıyla bize dedi ki arkadaşlar bu iş bitti, tamamlandı, problem yok. O zaman biz bu para verme işini kesiyoruz, faiz arttırma işini de çok daha hızlı yapacağız. Şimdi bu laf masanın üstüne çıktıktan sonra artık bu toplantıda ne diyecek bakalım, daha mı sert, daha mı şahin, bir sonrakinde ne olacak falan ortadan kalktı.
Şimdi ne tartışıyoruz? Hani bir faiz artar mı filan diyorduk 3-4 ay kadar önce. Şimdi diyoruz ki ya 3 faiz zaten artar. Kendisi bile tutanaklarda söylemiş. İşte 4 mu olur yoksa 5 mi olur filan. Aslında zaten böyle bir faz yakaladığında Amerika Merkez Bankası kendi teorik ideal oranına çıkarmaya çalışıyor. Bu oran %3 ila 4 arasında bir rakamdır. Minimumdan bahsediyorum. Yani Fed politikasının 3 ila 4 civarında bir rakama gelmesi lazım ki 0-3 filan değil yani 300. Dolayısıyla oraya gelmesi lazım ki bir sonraki durgunlukta faiz indirimi işe yarayabilsin. Eğer tam da bugün faiz arttırma için uygun bir ortam varsa, ekonomi toparlamışsa, işsizlik tarihi dipse olabilecek en hızlı şekilde bu faizleri arttıracaklarını anlıyoruz. Bu da piyasalara demin söylediğiniz gibi o olumsuz dalga, yani borsalardan bahsediyorum, Amerikan borsası, olumsuz dalgayı başlattı. Ama açıkçası yani ben 3 yıldır faiz indiriyorum, üstüne bir de para basıyorumun yarattığı ralliye karşılık ben bundan vazgeçtim, faizleri yukarı çekeceğim, hem de hızlı çekeceğim min tepkisi olarak bakarsak bence tepki zayıf. Yani borsalar bence hani bu kadarla atlatırsa gayet iyi. Bu kadar atlatırsa dersen biraz daha düşecek tabii, dalgalanmalar olacak ama hani bu boyuttaki dalgalanmalar atlatırsa bayağı iyi. Çünkü biz inanılmaz para bolluğu, faizlerin yerlerde olduğu bir süreçten aniden hızlı bir faiz artışına geçeceğimizi söylüyoruz. İşte tepki 2 günlük borsa düşüşü. Şu anda gösteriyorsunuz böyle, hatta 3. gün biraz kafayı kaldırma. Biraz dalgalı bir hareket gibi olacak. Ben Fed'den gelebilecek bundan sonraki açıklamaların yakından takip edileceğini ama aslında Fed'in söyleyeceğini söylediğini düşünüyorum. Yani hızlı bir şekilde faiz artışı dedikten sonra artık 3 mü 4 mü 4'ten 5'e mi çıktı? Önemli ama günlük al satçılar için önemli ya da rapor yazan bankacılar için önemli hale geliyor. Bizim açımızdan trend aslında belli bakarsanız. Borsalar biraz daha diri durur ama geçen seneki rally yakalamak bence çok mümkün olmayacak. Ama sistemin, yani borsaların dağılması, yıkılmasını falan da en azından bu aşamada olmayacağını görüyorum. Belki bir tarihsel veri olarak şunu düşünebilirim. Peki kardeşim, faizler düşerken ve para basarken rekora gidiyorsa bunun tam tersini yaptığında niye borsalar çökmez? Niye çok sert bir gerileme yapmaz? Bu da biraz davranışsal finansın etkisi. Çünkü işte Apple piyasa değeri 3 trilyonu gördü, öbürü bilmem kaçı gördü falan diye kabul edilmiş bir seviye var. İşte burada demin söylemiş olduğunuz o stratejik coğrafi riskler, jeostratejik riskler devreye giriyor. Hani biz tam böyle dengeleniyor mu derken bir Ukrayna, bir Kazakistan ya da şu anda göremediğimiz bambaşka bir şey, çok sert bir omikron efendim varyantı vesaire, işte o Amerikan borsalarındaki sert dönüşü ya da sert dengelenmeyi başlatabilir. O zaman da bu tüm dünyaya yayılır. Ama şu hareketten bunun çıkmayacağını anlıyoruz. Bir bahane bekleyecek Amerikan piyasaları. Şimdi Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerden haftanın son işlem gününde öne çıkan bazı haberlere bakacağız. Öncelikle Sabancı Holding'in hisse geri alımından bahsedelim. Geçtiğimiz günlerde de piyasadan düzenli pay geri alımı yapıyordu Sabancı Holding ama bugün geçtiğimiz günlere nazaran oldukça yüksek bir miktarda 1 milyon 150 bin adet hisseyi piyasadan geri almış. Alım yapılan fiyat seviyeleri en düşük 14.46, en yüksek 14.85, ortalaması ise 14.61 olarak belirtilmiş. Bu arada şu ana kadar Sabancı Holding'in geri aldığı toplam pay miktarı da 9 milyon 950 bin adete ulaşmış. Sermayesinin %0.48'ine tekabül eden hisseleri piyasadan şu ana kadar geri aldı Sabancı Holding. Hisse grafiğine de bakalım. Bu hafta yükseliş vardı Sabancı Holding'de. 2022 iyi bir başlangıç yaptı ki bu haftanın en çok yükselen sektör endekslerinden biri de Holding Endeksi. Ve Holding Endeksi içinde de Sabancı Holding bu haftanın dikkat çeken şirketlerinden oldu. 14.81 seviyesinde haftayı noktaladı. Bugün için %1.44'lük kazanç ortaya çıkardı. Aydem Yenilenebilir Enerji şirketindeki gelişmeye baktığımızda ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Yalova ve Uşak'ta Güneş Enerjisi Santrali kurulumuna onay verdiğini açıkladı. Yalova'da ve Uşak'taki mevcut rüzgar enerjisi santrallerine yönelik üretim tesisinin dönüştürülmesi kapsamında yardımcı kaynak olarak GES, yani Güneş Enerjisi Santrali kurulumunu amaçlıyordu şirket ve EPDK'dan da bu konuda gerekli onay gelmiş Aydem Yenilenebilir Enerji şirketine ve her iki hem Uşak hem Yalova'daki rüzgar enerjisi santrallerinde de kurulu gücün bu onaydan sonra arttırılması da planlamalar arasında. Aydem'in hissesine de bakalım.
Bugün %1,56 düştü. Aslında haftaya iyi başlamıştı. Dün de yükselişteydi ama bugün %1,56 düştü. 6,31 TL seviyesinde günü ve haftayı noktaladığını izledik. Şimdi natural yenilenebilir enerji tarafındaki gelişmeye bakalım. Burada da geçtiğimiz son iki günde de pay geri alımları vardı. Bugün de natural yenilenebilir enerji pay geri alımlarına devam etmiş. Toplam 58 bin adet pay senedini bugün piyasadan geri aldı natural enerji. En düşük 45,78, en yüksek 46,48 fiyatından alımlar gerçekleşmiş. Ortalaması ise 46,38 seviyesine tekabül ediyor. Peki şirket pay geri alırken hisse nasıl bir performans ortaya koydu? Onu da grafikte görelim. Bugün %0,6 yükseldi. 46,44'te kapanış gördük. Son iki günde de şirket alım yapıyordu ve hisse yükselmişti. Bugün de şirket hisse senedi geri almış piyasadan ve Naten hissesinin, natural enerji hissesinin bugün de değer kazandığını görüyoruz. Son olarak Matrix'teki gelişmeye de bakalım. Matrix'te tabii 11 Kasım tarihindeki yönetim kurulu kararıyla pay geri alım programına başlama kararı almıştı ve o tarihten beri yine düzenli alım yapan şirketlerden biri. Son olarak bugünkü işlemlerde toplam 32 bin adet hisseyi piyasadan geri almış. Ortalama 20-35 seviyesinden bu alımlar yapılmış. Şu ana kadar geri aldığı toplam pay miktarı da 156 bin adete ulaşmış. Matrix'in hisse grafiğine de bakalım. %0,29 yükseldi bugün. 20,42 seviyesine kapanış yaptığını görüyoruz. Bu arada şirketin bugün geri aldığı toplam 32 bin adet hisseyi en düşük 20,32, en yüksek 20,36 fiyatından aldığını görüyoruz. Ama hisse senedi şirketin pay geri alım yaptığı seviyelerin üzerinde kapattı bugün. 20,42 TL'de haftayı kapattığını izledik. Bu gelişmeleri özetledik. Diğer şirket haberleri de var. Onları izleyelim. Global Yatırım Holding 2021'de beklenenin üzerinde bir performans gösterdi. Şirketin 2021 yılında koronavirüsten en çok etkilenen liman işletmeciliği ve gayrimenkul iş kolları dışındaki iştiraklerinde beklentilerin üzerine çıktı. Samsung 4. çeyrekte faaliyet karının 2017'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktığını söyledi. Şirket 4. çeyrekte faaliyet karının geçen yılın aynı dönemine göre %52 artarak son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti. Şirketin faaliyet karı 13.8 trilyon won seviyesine yükseldi. Ancak Samsung Electronics'in bu kar tahmini analistlerin 15.2 trilyon wonluk beklentilerinin altında kaldı. Şirket cirosununsa 4. çeyrekte %23 artarak 76 trilyon won olduğunu tahmin etti. Samsung 2021 4. çeyrek için detaylı nihai mali sonuçlarını 27 Ocak'ta açıklayacak. SpaceX'in Starlink internet servisinin kullanıcı sayısı 145 bini geçti. Şirketin alçak yörüngeye konumlandırdığı uydularla sağladığı Starlink internet servisinin kullanıcı sayısı Aralık ayında da artmaya devam etti. Ancak artış geçtiğimiz aylara göre yavaşladı. Kasım ayında 140 bin olan kullanıcı sayısı Aralık ayında 145 binin üzerine çıktı. Ekim 2020'de faaliyete geçtiğinde kullanıcı sayısı ayda yaklaşık 11 bin artıyordu. Ancak Aralık ayında artış 5 bin civarında kaldı. Starlink 25 ülkede kullanıcılarına hizmet veriyor. Çin'in en büyük mesajlaşma uygulaması olan WeChat ödeme hizmetleri özelliğiyle dijital yuan'a destek vermeye başlayacak. 2014 yılından bu yana dijital yuan geliştirmeyi için çalışan Çin Merkez Bankası, 1 milyardan fazla kullanıcısı olan WeChat'te işbirliği yapmaya hazırlanıyor. WeChat'in ödeme hizmetleri servisi WeChat Pay'i 800 milyon kişi kullanıyor. Ant Group'un sahip olduğu Alipay'de dijital yuan ödemeleri denemelerine geçtiğimiz yıl başlamıştı. GameStop bu yılın sonuna kadar NFT'ler için pazar yeri kurmayı planlıyor. Şirket NFT pazar yerinde hangi tokenların kullanılabileceği konusunda kripto ve blok zincir şirketleriyle de temas halinde. Kaynaklar GameStop'ın ortaklarıyla her biri 100 milyon dolara kadar büyüklükte olacak ve NFT içerik yaratıcılarıyla oyun şirketlerine yatırım yapacak bir dizi fon oluşturulmasını görüşmekte olduğunu da söyledi. Diğer yandan dünyanın NFT'ler için en büyük pazar yeri halihazırda OpenSea. Bu pazar yerinin aylık satış hacmi Ağustos ayında 36.4 milyar dolarla tepe yapmıştı. OpenSea her NFT satış işleminden %2,5 ücret alıyor. Qatar Airways, Airbus'tan 618 milyon dolar tazminat istiyor. Şirket A350 modeli uçaklarının yıldırımdan korunma yüzey katmanındaki kusurlar nedeniyle Airbus'tan tazminat talep etti.
Ayrıca uçakların uçamadığı her gün içinde 4 milyon dolar talep eden şirketin istediği tazminata Katar'da yapılacak 2022 Dünya Kupası için kullanılacak uçağın yeniden boyanması için 76 milyon dolar da dahil. Citroen'in Berlingo ve Space Tourer modelleri sadece elektrikli olarak sipariş edilebilecek. Şirketin müşterilerinin bu aydan itibaren sipariş verebileceklerini duyurdu. Öte yandan Stellantis düşük emisyonlu araçların toplam satışları içindeki payının 2030'a kadar %70'e ulaşmasını hedefliyor. Goodyear iki fabrikasına 18 milyon dolar yatırım yapacak. Şirket bu yatırımı 2022-2024 yılları arasında gerçekleştirecek. Öte yandan şirket yatırım teşviğinden faydalanmak üzere çalışmaların sürdürülmesine de karar verdi. Şimdi yorum alarak devam edeceğiz. Stratejist Cüneyt Paksoy bizlerle. Cüneyt abi iyi akşamlar, hoş geldin. İyi akşamlar Uğur, iyi yayınlar, kolay gelsin. Çok teşekkürler. Her zaman olduğu gibi önce borsaya genel bir bakalım istersen. Yıla iyi bir başlangıç oldu BIST 100 endeksi açısından. Yeniden 2000 puanın üzerinde bir tutunma görüyoruz. Bundan sonra kritik eşikler hangi seviyelerde acaba? Sevgili Uğur, aslında bir miktar pozitifte ayrışarak ilerliyoruz. An itibariyle özellikle bugünkü hareket önemli. Bugünkü haftalık kapanış da önemli. Çünkü globalde belki birazdan konuşuruz ama biraz sıkıntı var. Özellikle ABD tahvillerindeki yukarı yönlü hareket ivme kazanıyor günden güne. Bu yavaş yavaş diğer bütün tahvil piyasalarına yansımaya başladı. İtalya faizleri 10 yıllıklar 1.32'lerde, 1.77'lerde ABD 10 yıllıklar. Şimdilik dolar endeksi aşağıda. Biraz piyasayı o dengeliyor. Onun da sebepleri var tabii. Bu da tabii ABD borsaları üzerinde bir miktar baskı yaratıyor. 26 Ocak önemli bir deadline oldu bizim için de, global için de. Özellikle tabii gelişen para piyasalarının etkileşimi açısından. Ama Borsa İstanbul özellikle bugün banka hisseleri önderliğinde ciddi bir hareket yapıyor. Kapanışta banka hisselerinin %3.5'luk hatta onun üzerinde bir performansı vardı. Onun etkisi var Borsa İstanbul üzerinde. Ben tabii gözünün global tarafta olacağını düşünüyorum her zaman olduğu gibi endeksin. Yabancı tabii katılımı da hala istenen düzeyde değil. Tarihi dip seviyelerde yabancı payı 40'lar civarındayız, 40-41 bir vardığında. Daha işin içine yabancı etkisi de girmemiş durumda. Sanıyorum Fed'in Ocak ayı mesajları sonrası Mart'a kadar bir manevra oluşacak mı, oluşmayacak mı? Biraz yabancı yatırımcı oraya da bakıyor gelişen piyasalara giriş anlamında. Yıl sonu muhasebesini yaptıktan sonra ona da bakıyor olacak. Bir yandan da tabii biz kendi içimizde bankacılık endeksi dışında sanayi endeksi ve diğer bütün alt sektörlerin performansına da konsantre olacağız. Endeksi anlamak adına ama endeksin seviyelerine baktığımızda 2000 önemli psikolojik seviyenin üzerindeki 2033'lük kapanış önemli. 2100'ler var önümüzdeki hafta öne çıkacak hareketin devamı noktasında. Bu arada 8-13 günlük ortalamalar 21 günlük ortalama üzerine bir kez daha kat etmiş durumda. Bu da önemli. Yani en kısa vadede tekrar bir geri dönüş işareti. Ama hala grafiğin sağ tarafında. Yani yükselişin sonrasında gelen düzeltme kalıbı bitmiş değil. Düzeltme için önce bir 2100'ler, 2150'ler ama asıl 2250'ler. O bir trend çizgimiz var. Tüm zamanların rekorunu gördüğümüz 2400 öncesi. 2250'ler önümüzdeki günlerde en çok takip edeceğimiz seviye olacak. Yukarı yönlü hareketin teyidi ve yükselişte yeni rekorların görülme ihtimali açısından, potansiyeli açısından. Tabii bizim için de önemli bir deadline 20 Ocak Merkez Bankası toplantısı. Oradaki kur ve tahvil hareketlerinin bankacılık sektörünün etkisine de konsantre olacağız. Ama aşağıda 2000 altında kaldıkça da özellikle 1850-1950 yani 50 günlük ortalamalar o bölgeye özellikle dikkat etmek lazım. Hatta son o düşüşün bizi getirdiği 1750-1950 bandı diyelim. Bu bandın içinde ve üzerinde konsolide olabildikçe 2000 üzerinde de güç kazandıkça 2100-2250 oralar geçirirse yeni bir rekor ihtimali. Bütün yük resimde ana trendinde
1500-1650 bandında olduğunu, 200 günlük ortalamalarında 1580'ler civarında yüksel ortalama o civarda olduğunu da hatırlatalım. Oralar kırılmadan zaten Borsa İstanbul'da yukarı yönlü trend bitti diyemeyiz. Düzeltme kalıbı sindirme soluklanma şeklinde ilerliyor deriz. Bankacılık sektörüne de aslında bir iki şey söylemek lazım. Özellikle bugünkü hareket önemliydi. Bu bir ara bir spekülasyon oluştu. Döviz korumalı mevduat hesaplarına dair. O haber akışının netleşmesini bekleyeceğiz. Diğer haber akışları, orada tabii pozitif bir haber akışı vardı. O da biraz ivme getirdi. Tekrar 1650 üzerinde 1691 civarında bir kapanış önemli. Ama 1575 çok önemli bir destek. 50 günlük ortalamalar 1585'ler civarında sanıyorum. 1575'te yatay işimiz. Oralar kırılmadıkça kısa vadede sorun yok. Aşağıda da 1500-1525'ler sınır destek gibi. Buralar aslında alım fırsatı her geri çekilmede. Yukarıda yalnız yukarı yönlü hareketin Borsa İstanbul'a destek vermesi için de 1750 kanal direncine konsantre oluruz. Çünkü oranın üzerinde tekrar 1900 ve üzerine geçme potansiyeli kazanacağız. Özetle çok önemli kritik iki haftaya giriyoruz. Hem Merkez Bankamızın toplantısı, hem veri akışı, hem de Fed'in toplantısı ve Fed'in piyasalardaki algısı Borsa İstanbul için de önemli olacak sevgili Uğur. Banka hisselerinden bahsettiniz. Bugün evet yükselişe öncülük yaptı. Tabii hafta başından beri baktığımızda önemli sanayi şirketleri de var. Özellikle demir çelik tarafı dikkat çekiyor. Kardemir bu hafta en çok değer kazanan şirket oldu BIST 100'de. Yine Ereğli de endeksi taşıyan hisseler arasındaydı. Demir çelikteki hareketlilik için neler söylemek istersiniz ve burada hangi seviyeler önem arz ediyor? Yani aslında enteresan bir süreci de anlatmak lazım. Tamamıyla genel global trende bağlı olarak da ilerleyecek. Endeksten biraz bağımsız da düşünmek lazım. Demir çelik sektörünün performansını bundan sonra sevgili olur. Yani demir cevheri noktasında bir toparlanma vardı. Tekrar talep yönlü bir oluşum. Borsalardaki genel düzeltme eğilimine karşın düşüşe direnen demir çelik sektörünü gördük. Biraz omikron varyantının yavaş yavaş pandemiyi bitirebilecek bir varyant olma ihtimalinde piyasalar konuşuyor. O Fed'e şimdilik Fed'in şahin duruşuna bir panzehir gibi ama ilerleyen dönemde izleyip göreceğiz. Kardemir'e baktığımızda 11.60 kapanış oldukça önemli. Aşağıda özellikle 50 günlük ve 21 günlük ortalamaların bulunduğu 9-30-10 bandı geçilmedikçe aşağı yönlü hareket yukarı yönlü olmaya devam edecek gibi. Özellikle de 12-12.50 ilk önemli direnç eşiğimiz olacak sevgili Uğur. Oranın üzerine geçmemiz durumunda hem tüm zamanlarda gördüğümüz o 13-20'ler, 13-30'lar ilk potansiyel devamlı da 15'e kadar bir alan görmüştüm en son grafiklerde. Fakat bu işin TL bazlı tabii görünümü. Bir de dolar bazlı da bakmak lazım. Ben yayın öncesi notlarımı almıştım. Yani şöyle bir görünüm var demir çelik sektöründe. Tüm zamanlarda biz dolar bazlı grafikleri konuşurken endeks içinde çok ucuz diyoruz. Bankacılık endeksinde ucuz diyoruz. Sanayi endeksi için de görece ucuz. Diğerlerine göre daha performanslı ama iş demir çelik sektörüne göre çok farklı bir noktaya geliyor. Çünkü Kardemir örneğinde 1.06'lar görülmüş dolar bazlı tüm zamanların rekoru olarak. Ve an itibariyle 0.85'lerdeyiz. Yani yukarı yönlü bir dar alan var marj olarak. Yani biraz daha global trende bağlı hareketlerden kastım bu. Çünkü senle de konuştuk, yabancı bir miktar satış yönünde kar realize ediyor. Dolar bazlı bu grafiklerdeki yukarı yönlü performansın da etkisi var. Onun için hani biraz daha temkinli olalım TL bazlı seviyelere ulaşma adına. Ereğli'ye de baktığımızda bir kısaca 1-2.10 ile ilgili söyleyeyim. TL bazlı ciddi bir kapanış 30-60'lar. Aşağıda özellikle 30'ların altına maksimum 28-50-21 günlük ortalamanın altına geçmedikçe hareket yukarı yönlü gelişecek muhtemelen ve arada bir 32-50'ler var görebildiğim. Oraya geçmemiz zaman durumunda tekrar tüm zamanın rekoruna doğru bir hareket, hatta 36,5 devamlı 40'lara doğru bir hareket potansiyeli teknik olarak mümkün. Ama dediğim gibi desteğe çok konsantre olmak lazım. 28-50-30'ların altında hareket önce 50 günlüklere, 25'lere, daha sonra 200 günlükler 20'lere kadar gelişebilir.
Ereğli'de dolar bazlı baktığımızda durum farklı değil. Hatta daha da ekstrem. Tüm zamanların rekorunu kıran bir Ereğli var dolar bazlı. Özellikle geçen ay görülen harekette 2.60'lar görüldü. Bu tüm zamanların rekoru olarak etiketlendi. 2.20 kapanış var dolar bazlı sevgili Uğur. Bu da bizim Ereğli'de nerede olduğumuzu gösteriyor. Çok ciddi bir trend hareketi bu. Onun için yabancı satışına karşı da temkinli olmak lazım. Daha ucuz hisselere geçebilirler. Yavaş yavaş demir çelikten çıkıp. Ama 2022 içinde demir çelik sektörünün gene de performansının masada kalacağını, düzeltmelerde, portföylerde yer edineceğini düşünüyorum. Çünkü temettü verimliliği, bilanço beklentiler açısından hala güçlü potansiyeller arz ediyorlar sevgili kardeşim. 2022'ye en güçlü başlangıçlardan birini de havayolu hisselerinde gördük. Orada da Türk Hava Yolları çok dikkat çekiyor. Bu hafta %25'e yakın değer kazandı. Aslında özellikle 2022'ye girerken omikron kaynaklı endişeler, pandemiye ilişkin belirsizlikler biraz aslında görüntüyü olumsuz hale getirmişti ama yıla çok iyi bir başlangıç yaptı Türk Hava Yolları. Bundan sonra hangi seviyeler önem arz edebilir? Yeni TL bazlı rekorlar için nasıl bir görüntü var acaba şu an grafiklerde? Sevgili Uğur, dediğim gibi yani genel piyasa lara uygun olarak ulaştırma sektörüne gelen satışlara paralel satışlar gördük. Endeksin düzeltmesinin de etkileşimi var tabii Türk Hava Yolları'nda aşağı yönlü harekette. 50 günlük ortalamalara kadar bir geri çekilme. Oradan tekrar bir toparlanma yani 19'lar civarında bir geri çekilme, 18.50-19'lar civarında bir geri çekilme. Sonra tekrar yukarı yönlü hareket. Ve 25'lere doğru ulaşım çok önemli bir eşik orası. 4.94'ten de kapanış. Şimdi ben önümüzdeki dönemde işte pandeminin kapanmalara sebebiyet vermeyeceği omikron vaka sayılarındaki artışa rağmen kapanışlara sebebiyet vermeyeceği noktasında piyasanın biraz hareket ettiğini düşünüyorum. Özellikle bugün İsrail'den gelen haber de önemliydi. En çok dikkat eden ve hemen kapanan, çok çabuk kapanan bir ülke. Sınırlarını açtı şeklinde bir haber akışı vardı. Avrupa'da bir iki hareketler de önemli olacak. Amerika'nın vaka sayıları. Yani eğer kötü bir sürpriz oluşmazsa ulaştırma sektörünün performansı orta ve uzun vadede mümkün. Orada 25.50 önümüzdeki hafta geçebilirsek önce bir 26.50'ler. Tüm zamanlarda gördüğümüz seviyeler biraz daha üzerinde ama önce bir 26.50, 26.70'ler. Orası da geçilirse 28.50'lere kadar bir potansiyel gözlemlemiştim grafiklerde sevgili Uğur. O ortalamalardan biraz uzaklaştık yalnız. Olası düzeltmelerde de aşağıda özellikle 22-20 bandını hatta 23-20 bandını çünkü 8-21-13 günlük ortalamalar da konuştuğunu 50 günlük ortalamalar da oraya geldi. Oranın bir sınır destek olduğunu unutmadan hareket edelim. Ben çok kısa da bunun da dolar bazlı hareketine bakalım. İşte burada potansiyel var. Çünkü tüm zamanlarda 5 sentin üzerinde bir hareket görmüştük. Endeksten bağımsız hareket etmeye başlarsa 200 günlük ortalaması 2 sent civarında. 1.80 kapanışımız var. Demek ki yukarı yönlü işte o söylediğim seviyeler 26-27'ler oralara tekabül ediyor. Oraların üzerinde 30'lara kadar bir hareket ve hatta üzeri bir hareket potansiyel hale gelebilir. Dolar bazlı ucuzluğunu konsolide edebilir. Endeksten bağımsız ulaştırma sektörü çünkü Türk Hava Yolları son 2 senede performansıyla öne çıkan şirketlerden biri oldu dünya ölçeğinde. Bunu da unutmayalım. Bu da önemli bir not sevgili Uğur. Bu haftanın tabii en dikkat çeken gelişmelerinden biri Fed'in oldukça şahin gelişen tutanaklarıydı açıkçası. Sadece faiz artışı değil aynı zamanda bilanço küçültmesinin dahi tartışıldığını gördük tutanaklarda. Yine geçtiğimiz gün James Bullard da St. Louis Fed Başkanı Mart'ta faiz artışı olabilir dedi. Hem varlık alım programı sonlanacak hem de aynı ay bir faiz artış olasılığı var masada. Bugün de istihdam verilerine baktık. İşsizlik düştü. Saatlik kazançlarda güçlü bir yükseliş var. Bu noktada Fed biraz daha agresifleşebilir mi? En erken ne zaman faiz arttırabilir? Bilanço ne zaman küçülebilir? Neler söylemek istersiniz? Vallahi çok önemli sevgili Uğur. Yani şimdi Fed'e odaklanmıştık. Yani demin ilk bölümde anlatmaya çalıştığım o tahvil hareketi de tamamıyla Fed'in şahin beklentisinden kaynaklanıyor. Tutanaklar bir sürpriz getirdi bize. Tamam tahvil alım programındaki azalımın hızlanacağını konuşuyorduk. Bir miktar fiyatların içindeydi.
Mart'ın önemli bir ay olduğunu biliyorduk faiz artış ihtimali açısından. Onu bir miktar fiyatlamıştık ama fiyatlamadığımız bir konuşma o da bilançonun dediğin gibi küçültme süreci. Yani o konuda hiçbir şey dememişlerdi. Hatta Powell güvence gibi verilir gibi konuşmuştu. Faiz artışları olabilir. Daha önce onu da söylemiyordu ama hadi onu güncelledi ama bilançomuz uzun süre masada kalacak merak etmeyin tadında notlar veriyordu. Şimdi sterilizasyonu konuşuyorlar. Bilanço küçültmeyi çok erken bu. Yani ben Bernanke dönemi çok önemli 2014 ve sonrası. Sanıyorum biraz söylemlerini değiştirmek zorunda kalabilirler. Hatta buluttan ziyade bugün San Francisco Fed Başkanı Mary Daly'nin yaptığı açıklama çok daha önemli. Yani 1-2 faiz arttıktan sonra bilançoyu daraltabiliriz diyor. Şimdi bunlar çok tehlikeli yorumlar bence. Piyasa daha henüz pandemiyi atlatmamış, ekonomik aktivite düzelmemiş. Bugün İstanbul datasına da her yönden bakabiliriz. Enflasyon gibi bir sorun hala masada. Ama biraz daha temkinli ve dikkatli gitmek durumundalar gibi geliyor bana. Ocak toplantısı çok önemli oldu. Yani herkes Mart'a odaklıydı. Ben Ocak'ın çok önemli olacağını düşünüyorum. Ve gözüm açıkçası ABD tahvil faizlerinde olmaya devam edecek. Hareket 1.80-1.85 yönünde 2'lere doğru gider. O da her yeri bozar. Zaten ABD borsalarında 2 gündür önemli bir süreç yaşıyoruz. Tam 4.800'lere giderken ABD tahvilin yukarı yönlü hareketi kesti. Şimdilik dolar endeksi katılmıyor. Yani 96'ların hemen altındayız. Bir de o katılırsa zaten iş daha agresifleşecek. Ama İtalya faizleri başta olmak üzere Almanya faizleri hatta nötre yaklaşıyor. Orada da Avrupa Merkez Bankası'nın Şubat toplantısı önemli olacak. Özellikle çok kritik bir döneme giriyoruz sevgili Uğur. Faizler durmazsa ve geri çekilme oluşmazsa, alım gelmezse tahvillere ikiye doğru hareket borsaları bozar. Orada S&P 500 endeksine ekstra konsantre olmak gerekiyor. 4650-4550 çok önemli iki destek bölgesi. Hatta ben bandı biraz genişledim. 200 günlük ortalama da oraya doğru kat ediyor. 4450-4650. Bu bant içinde ve üzerinde satışlar konsolide oluyorsa ne hala? Olmuyorsa hani aşağıda 4200-4250 son döndüğümüz yerler var ama oralar sadece daha önce döndüğümüz yer olarak etiketlenir. Satışlar sertleşebilir. Temkinli takip etmekte fayda var. DAX endeksi içinde 16.300'lerden bir anda 16.000'lerin altına geldik. 15.500-15.800 DAX içinde takip edilmesi gereken önemli bir destek. Çünkü 200 günlük ortalamalar da oraya doğru ilerliyor. Özetle önemli bir dönemece doğru gidiyoruz. Sanıyorum 26 Ocak'tan sonra ya Mart'a kadar bir manevra alanı, bir pozitif süreç ya da düzeltmenin derinleşme ihtimali, bu iki ihtimal arasında piyasalar yön alacak sevgili Uğur. ABD borsalarından bahsettiniz. Tabii işte tahvillere bakıyoruz. %1.8'i gördü bugün ki işte %2 ve üzeri gibi bir senaryoda konuşuluyor ki bu noktada acaba piyasanın panik yapabileceği bir eşik olabilir mi %2? Bazı yabancı kuruluşlar da işte ABD borsalarında bu yıl düzeltme beklediğini belirtmişti. S&P 500 özelinde örneğin. Bu yıl acaba bilanço küçültmenin de şayet tabii başlarsa ciddi bir risk olabilir mi ABD borsalarında aşağı yönlü? Çok sert bir düzeltme görebilir miyiz acaba bu yıl? Mümkün sevgili Uğur. Yani sert düzeltme ihtimalini seninle ara ara konuştuk. Gelinen seviyeler çünkü yani tüm zamanlarda medyan olarak baktığımız bütün rasyolarda aşırı alımı gösteriyor. Yani bir balon ihtimali var neticede S&P'de birçok açıdan. Onun için biraz temkinli olmak lazım. Her ne kadar 5000 gibi bir hedef hala masada gibi gözükse de aşağıda dediğimiz ortalamalar geçildiği andan itibaren aşağı yönlü hareket hızlanır. Stop loss satışlarla devreye girer. Siz pandemi dibinden beri hareket halindesiniz 2170'lerden beri. 2008 sonrası 2009'da oluşan Mart gibi 666'dan beri parabolik trend içindesiniz. Bu parabolik trend ara ara düzeltmeni üretir. Trendi bitirmez ama büyük trendi. Ama kısa vadede 4000 hatta altına gelme potansiyeli oluşturur. %261.8 seviyesi var orada. Tüm zamanların en büyük resimdeki düzeltme bölgesi 3300'lere kadar. İşte böyle bir ihtimale karşı çok dikkat etmek gerekiyor. Dediğin eşik önemli, psikolojik eşik ikiler. Oraya doğru şimdilik gidiyor hareket. Bunun önünü kesecek olan FED'dir. FED'in kendisidir en azından Mart'a kadar.
Mart da eşik, Haziran da eşik, Eylül de eşik. Yani çünkü faiz artım ihtimalleri, bilanço sterilizasyonları, devamlı piyasa Fed'i konuşacak. O bakımdan dediğim gibi ekstra ABD borsana dikkat etmekte fayda var. Zaten Nasdaq'ta hareketler biraz daha agresif diğer iki endekse göre. Ama ben S&P 500 endeksi üzerinden takip ediyorum. Bu ne anlama geliyor? Gelişen piyasaların yukarı yönlü manevra alanı daralacak. Hareket bitmeyecek ama düzeltmeler bizde de düzeltmeyi derinleştirir. Sonra hareket tekrar yükselişe dönebilir ama gene de S&P'deki düzeltmeye kimse bağımsız kalamaz. O yüzden dediğim gibi ikiye doğru gitmesi ve üzerine doğru taşma ihtimali ciddi bir stres, bir risk taşıyor. Verdiğimiz S&P 5 endeksindeki destek seviyelerine ekstra konsantre olmak lazım. Kendi borsa grafiğimiz dışında sevgili Uğur. Son olarak kıymetli metalleri de konuşalım istiyorum. Çünkü altında uzunca bir süredir bir hareket görmedik. Çok sıkışmıştı bir bant aralığında. Hareketli ortalamalar birbirine çok yakın. Yıla nasıl başladık? Özellikle Fed'in verdiği son mesajlardan sonra orada hangi seviyelere dikkat etmek lazım? Neler söylemek istersiniz? Değişen bir şey yok. Yani ip gibi dizili bir ortalama var fiyatla beraber. 50-100-200 günlük hepsi bir arada. Sıkışma devam ediyor. Agresif bir sıkışma. Zaman analizi yapmak da mümkün değil. Haber analizi yapmak da mümkün değil. Tamamıyla seviye bazlı gitmek lazım. Çünkü her bir haberin karşısında onu bertaraf edecek başka bir haber çıkıyor. Ama ana belirleyici bu hafta özellikle tahvil faizlerinin artış potansiyeli oldu. Dolar endeksi çünkü daha rahatlatıcı bir seviyede altına oranla biz 1830'lara doğru hareketi orada yaşadık. Fakat tahvil faizleri öyle bir noktaya geldi ki son 1-2 yılın en yükseği. İşte bu noktadan sonra açıkçası 1830-1870 geçilemiyorsa ve 1900'lere ulaşıp orası kalıcı geçilip destek oluşmuyorsa 2000 ihtimalleri bir dönem rafa kalkar. Hatta aşağı yönlü düzeltme hareketlerine daha çok konsantre olmak zorunda kalabiliriz. Sanıyorum 26 Ocak altın için önemli bir deadline olacak. Önemli bir haber akışında önemli bir pivot tarihi olacak. Özellikle 1790 altında 1750-1720 bandının çalışma. Epidural'ı test etmiyoruz, çok sıkıştı. Orası gelinir, orası kırılırsa orası çünkü... Aşağıdan gelen 1750-2080 hareketinin önemli bir FIBO desteği. 1720'nin altında bu sefer 1650 de çalışmayabilir ve destek arayacağımız yer biraz daha altta oluşabilir. Düzeltme kalıbı olarak kalır, altın hareketi bitirmez ama dikkat etmek lazım. Özetle ons altında hareket, evet. Orta uzun vadede masada ama kısa vadede kırılmanın nereye olacağını takip ederek o yönde pozisyon olmak daha rasyonel gibi geliyor bana sevgili Uğur. Çok teşekkür ederiz bu bilgi ve yorumlar için. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi hafta sonları. Evet, bu yorumlar ardından analizi noktalıyoruz. Kısa bir ara, sonrasında yatırım dünyasıyla karşınızdayız.